Elbette ki şu gerçeği de ifade etmek isterim. Efendim, milli görüş diyorsunuz, yeniden refah diyorsunuz, Erbakan Hoca diyorsunuz. Evet, çok güzel ama Erbakan Hoca'nın kendi kurduğu bir malum parti vardı. Neden orada değilsiniz? Bu partiyi Erbakan Hoca kurmuştu diyorlar. Biz de kendilerine diyoruz ki, kıymetli kardeşim, İncil'i ve Tevrat'ı da Cenab-ı Allah göndermişti. Ne olacak şimdi? Bu İncil'le Tevrat'ı Cenab-ı Allah göndermişti. Onun hürmetine buna tabi olalım mı diyecek? Tarif olduktan sonra ben muharref Tevrat'tan, muharref İncil'den ne elde edeceğim? Erbakan Hoca kurmuştu. Erbakan Hoca'nın vefatından sonra prensiplerden saptılar. Erbakan Hocamızın mevcut iktidardakiler için, hocam bunlar da eski Refah Partili, bunlar da sizin öğrencileriniz diyenlere, iyi güzel de eskiden üzümdü diye şimdi şarabı içiyor muyuz diye cevap vermesi gibi. Erbakan Hoca'nın yolundan yürümek, milli görüş prensiplerine uymakla olur. Erbakan Hoca'nın bizlere öğrettiği milli görüş prensiplerine 8 senedir 40 tane aykırı iş yapıp hala bu yanlışlara devam edip yine de peşinizden gelmemizi bekleyemezsiniz. O devir kapanmıştır. Erbakan Hoca'mızın sancağı, milli görüş sancağı ikinci 40 yılda yeniden Refah Partisi tarafından taşınacaktır.